geldik. Zaten olay gelince şöyle bir yumruklarını sıkmak tamam, istiyorum. Evet. Çünkü 2018-2019 maalesef ki 2020'de de tutulmalar Oğlak Burcu'nun ilk bilgisini vereyim. Tutulmalar astrolojinin en büyük olayıdır efendim. Ne yapar? Ne hissettirir burçlara? Kırılmadır. Yani ben asla yapmam diyeceğiniz şeyi burcunuzdaki tutulmada yapmaya başlarsınız. Ben öyle korkularım yok diyen tüm oğlakların zaten son 3 yıldır korkular oluştu. İtiş güç oluştu. Oğlak döngüsü en son 2001'de yaşandı. 2001 doğumluların şu an çok enteresan bir şekilde duygu durumu değişiyor. O yüzden de 2001 doğumlu çocukları olan ebeveynler bu ara çocukları için çok kaygılı. Evet ama tutulmada, o tutulmada doğdu. 19 yılda bir gelir tutulmalar ve dolayısıyla yengeç oğlak aksındaki tutulmalar 2019'un Haziran'ına kadar devam edeceğine göre onun mantığına bürünüyoruz. Satürn oğlakta nedir büründüğümüz mantık? Para, güvence, gelecek, kurallar, tutumluluk. Ve farkındaysanız herkes tutumluluktan, tarımdan, işte ekonomiden, paradan bahsediyor. Ve herkes derken bu dünya içinde evet. söyleyebilirim. İşte bu oğlak aurası derim. Ve dolayısıyla da oğlaklar 2009-2008'lerdeki kazandıkları paralı döngülere geri dönecekler. Evet hayatlarındaki eski dostlarını almam diyor mesela. Ben asla barışmam diyor. Asla affetmem dedikleri kuralları, yerleri var. Ama bu Başak Burcu'ndaki merhametli yeni ay onları barıştıracak. Şimdi bu kadar sert konuşup bu kadar da merhametli çıkar mı? Oğlaktan çıkar efendim derim ve barışmalara hazır olun tüm oğlaklar ve parasal olayları da geçmişteki o 2008-2009'daki paralı yıllarınıza da ya da daha böyle renkli coşkulu yıllarınıza da geri döneceksiniz. Eylül ayından itibaren yavaş yavaş derim. Çok geldi. Güzel.